Halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen glokom hastalığı gözün çok önemli hastalık grubundandır. Burada en önemli özelliği bir belirti vermemesidir. Hastada hiçbir bulgu olmaz, ağrı olmaz, görme kaybı olmaz ama yıllar içerisinde, zaman içerisinde görme alanımızda daralma olur. Dolayısıyla semptom vermediği için tespit edilmesi de ancak başka şikayetlerle gelen hastalarda rutin doktor muayenesi ile tespit edilebilir. Onun için periyodik olarak göz muayenelerimizi, göz kontrollerimizi aksatmamamız gerekiyor. Özellikle aile hikayesi olanlarda, anne baba, yakın akrabalarında glokom hastalığı olan insanlarda daha dikkatli olmak gerekir. İlerlemiş dönemlerde görme alanında daralma ile ortaya çıkar. Örneğin hastalar arabalarını park etmekte aynayı, yan aynayı göremediklerini ifade etmektedirler. Bu artık glokom hastalığının oldukça ilerlemiş olduğunun bir bulgusudur. Ne yapıyoruz biz burada? Tedavisinde damlalarla göz içi basıncını düşürerek görme alanını korumaya çalışıyoruz. Ve zamanında tespit edildiği takdirde kesinlikle önlenebilir bir hastalıktır. Ama zamanında tespit edilmediği takdirde yıllar içerisinde gözden görme sinirini öldüre öldüre mutlak körlüğe kadar gidebilen bir süreci yaşatır insanlara. Onun için mutlaka ve mutlaka periyodik olarak göz muayenelerini olmalarını, göz tansiyonlarını ölçtürmelerini özellikle öneriyorum. Çünkü geri dönüşümsüz olarak görme sinirinin ölmesine ve mutlak körlüğe neden olan bir hastalık bu bakımdan oldukça önemli.